Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. İsmimi, profil resmimi kullanan salatalıklar var. Benmiş gibi numarasını yorumlarınıza yazıyor. İnanmayın, o kişi ben değilim. Diğer taraftan dün video paylaştım, bildirim gitmedi diye düşünüyorum birçoğuna. Sebebi benimle alakalı değil. Hani bazen YouTube bildirim göndermiyor. Ona benim yapacak bir şeyim yok. Ben her zamanki gibi yüklerim videomu. Bazen gitmiyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Umarım bu videonun bildirimi ulaşır sizlere diyerekten hemen analizimize başlıyoruz. Evet, grafiğimizde son durum bu. Güzel şeyler oluyor. Yani Bitcoin rekor günlük kapanışını da yaptı. Hemen ilk olarak oraya değineyim. Bu yeşil çizgimiz vardı biliyorsunuz. Tarihi rekor kapanışı baz almıştık değil mi? Bakın arkadaşlar, 65 bin dolar zirvesi. Ondan sonra mini ayıya girdiydik hani. Orada burada rekor günlük kapanış yapıldı. Nerede? 63.591 seviyesinde. Şimdi günümüze geliyoruz. Biz geceyi üzerinde kapattık. Bugün bir geri çekilme vardı. O da bir retest oldu. Gördüğünüz gibi. Oradan tepkiyi tekrar aldı. Yani Bitcoin rekor haftalık kapanışını yaptı. Pazartesi günü bahsettik. Bu gece de rekor günlük kapanışını yaptı. Sırada ne var? Rekor aylık kapanış var. Oraya da gelelim. Onun bulunduğu seviye neresidir? Bu aylık grafik arkadaşlar. Bakın, rekor aylık kapanışımız bizim 58.800. Yani 11 gün sonra aylık kapanış var. 58.800 üzeri aylık kapanışta gelirse her şey tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bir de tabii Bitcoin'in rekor kırması kalıyor. Oraya da fazla bir şey kalmadı. Yani az bir şey kalmıştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Neresiymiş orası? 64.861'i işaret ediyor. Yani biz nereye kadar yükseldik? 64.515. Yani 300 dolar daha yükselebilseydi Bitcoin rekoru kırmış olacaktık. Neticede orta vadeli zaten pozitifiz. Rekorun kırılacağını düşünüyoruz. Şöyle bir durum var. Mesela geçen sezonda da bahsettik. Bitcoin ne zaman rekora gitse, rekora az bir şey kala düştüğü oldu. Yani bunu 20 bin dolara giderken de gördük. Bakalım bu sefer de aynı şey olacak mı? Bunun olup olmasını anlamamız için destek noktalarını takip edeceğiz. Şimdi açıyorum desteklerimizi, nerelerdir? Öncelikle pardon. Öncelikle 63.590'da desteğimiz var. Daha sonra da 62.940 seviyesinde. Oralar ilk desteğimiz. Daha sonra şu bölgeyi takip edebiliriz. Bir yatay da oraya atalım. Şöyle 62 bin dolar. 62 bin doları da kırarsak arkadaşlar tahminim bir düzeltme görürüz. Nereye kadar? İlk kutumuza kadar. İki tane kutumuz var biliyorsunuz. İlk kutumuzun üst çizgisi 59.400. Alt çizgisi de 59.200. Yani oralara bir gevşeme görebiliriz. 62 bin doları kırarsak. Diyelim mavi kutu kırıldı. O zaman kırmızı kutuyu hedefleyeceğiz. Onun üst çizgisi 57.800. Alt çizgisi de 57.200 dolar seviyesinde. Yani geri çekilmelerde bu noktaları takip edeceğiz arkadaşlar. Bir destek kırılmadıkça diğerini hedeflemiyoruz. Öyle ilerleyeceğiz. Şimdi buradan satış gelecek mi? Şu an henüz bir sinyal alınmadı. Sadece bir tane kırmızı mum görüyoruz. O kırmızı mumu burada da gördük, örnek vereyim. Bakın yükseldi, iki tane kırmızı mum, ondan sonra yeniden yükseliş. Yani tek bir kırmızı mum geldi diye hani düşer demek olmaz. Önce desteğin kırılmasını görmemiz lazım. Yani güzel gidiyoruz. Düzeltme gelse bile arkadaşlar yıl sonuna doğru güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Yani potansiyel hedefler bayağı yüksek Bitcoin'da. Hani şöyle en azından bir 80 bin dolar. Potansiyel olarak 100 bin dolar. Belki de 150 bin dolar. Bunları görme potansiyelimiz var yıl sonuna doğru. Yani bunun için rekoru da kırmamız lazım doğal olarak. Sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Sabredeceğiz. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Orada problem yok. Şimdi de hareketli ortalamaları açalım. Dün sarı ortalamadan bahsettik. MA21. Bakın dünkü düşüşte oradan tepki aldık. Milimetrik bir şekilde oradan döndük. Daha sonra yükseldik. Şu an nerede o? 62 bin dolar bölgesinde. Bakın kırmızı çizgimizden örtüşüyor.
Az önce çizdiğimiz kırmızı çizgi 62 bin dolar bayağı önemli duruyor arkadaşlar. Daha sonra da 59.900 bölgesi diğer ortalamalarımızın olduğu seviye. Diyelim altına iğne geldi vesaire. Orada da bu kutu devreye girer. O da 59.200 desteğimiz. Yani ortalama bazında şöyle anlatayım. MA21'den sürekli tepki aldık. Ama MA50 ve MA55 test edildi mi? MA50 burada test ediliyor. MA55 test edilmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onun bulunduğu seviyede 59.680 seviyesinde her 4 saat yükselir. Böyle kabaca 59.700-750 bandı diyebiliriz. Ve mavi kutu iğneler atabiliyor altında. Bazen fake kapanış yapabiliyor vesaire. Yani orayı takip edeceğiz arkadaşlar. Günlük grafiği açalım. Günlükte de ortalamalardan bayağı uzaklaşmışız. İlk ortalamamız 60.200 seviyesi. Orası ilk destek noktamız günlük bazda. MA21'imiz var. O da 56.500 seviyesinde. Bunlar da destektir. Bakalım bir çizgilerimiz de örtüşüyor mu? Bunlar örtüşmüyor arkadaşlar. Bunlar örtüşmüyor. 4 saatlik ortalamalar örtüşüyor. Bollinger bandına bakalım bir de. Diyelim yükseliş devam etti. Bollinger üst bandımız neresi? 66.250 dolar. Oralarda hedefimiz olacaktır yükselişlerde. Şu anda 4 saatlik Bollinger üst bandını tekrar aşağı kırdık biz. Gördüğünüz gibi üzerinde kalmamız olumluydu. Şimdi aşağı kırdığına göre ya yatay seyir ya bir düzeltme görebiliriz diyor. Ama yeri gelir ne olur? Biraz yatay gider. Bu Bollinger üst bandı da eğimi verir yukarı. Ondan sonra yeniden bir atak gelir. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Benim için önemli destek ilk etapta ne diyorduk? Sarı çizgi. 62.900 seviyesi. Orası önemli. Ve 62.000 dolar arkadaşlar. Bakın 62.000 dolar ve Bollinger orta bandı da kesişiyor. Yani bu bölge şöyle göstereyim. Özellikle şu bölge bayağı önemli duruyor. 62.000 dolar. Geri çekilmelerde en önemli desteklerden biri orasıdır diye düşünüyorum. Haftalık grafiğe bakalım bir de. Orada gayet pozitifiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bollinger bandının dışında hareketler devam ediyor. Ya ne oluyor ya? Şu hareketi yapmasa olmaz. Şöyle. Yani şöyle bir yükseliş yaşanmış daha önce. Acaba aynı şiddette bir tane daha mı gelecek? Yani şöyle göstereyim. O zaman biraz daha yolumuzun olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. 72 bin dolar, 75 bin dolar oralara geliyor hemen hemen. Böyle yükseliş görürsek aynen bu şekilde. Yani o da 75 bin bölgelerine doğru gidiyor. Bakalım neler olacak? Altcoin'ler hala tam toparlayamadı. Dominansa bir bakalım. Yani inatla yükseliyor. İnatla yükseliyor. Şimdi bir geri çekilme görüyoruz. Altcoin'lerde hafif bir hareket var ama işte düzeltme devam edecek mi? Önemli olan o. Burada da sarı ortalamamız var. MA21 hiç test edilmemiş yükselişlerde. Onun bulunduğu seviye 46.88. Orayı kırarsak altında 4 saatlik kapanış gelirse 46'lara doğru bir geri çekilme. 46 önemli destek olduğunu görüyoruz. Yükseliş devam ederse ilk etapta 4 saatlik Bollinger üst bandı 47.62. Ora hedef olur. Daha sonra günlük Bollinger üst bandı. O da 48.41 seviyesinde. Yani arkadaşlar önemli ortalamaya gelmiştik dün. Önemli dirence gelmiştik. Şu an üzerine attık. Yani kapanış üzerinde geldi günlük kapanış. Yani nereyi kıracağız biz? 47'nin altında yeniden gün kapatacağız. Hani yeri gelir kırar ortalamayı. Tekrar altına kırar ve düşüşe geçer. Örnek vereyim. Geçmişe inelim hemen. Mesela şu bölgede olması lazım diye düşünüyorum. Nereye doğru? Bakın şu bölge. Bir düşüş trendi var. Daha sonra bu günlükteki MA200'e geliyor. Bakın. Üzerinde günlük kapanış geliyor. Altında geliyor. Üzerinde bir daha altında derken yeniden sert bir düşüş dalgasına giriyor. Gördüğünüz gibi. Yani böyle şeyler de görebiliriz.
O yüzden desteği takip etmemiz lazım. Eğer destek kırılırsa bir geri çekilme bekleriz dominansta. Desteğimiz ne olabilir? Tahminim MA21 olabilir arkadaşlar ve MA55 yani 46. Altında 4 saatlik kapanış gelirse 46'nın o dünlükteki kırılan direnç fake olur diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Trend çizgilerimize değinelim. Bir de orada ne durumdayız? Bakın grafiğimiz güzel çalışıyor. Düşen trendi kırdık. Şöyle düşen trendi kırdık arkadaşlar. Ve ondan beridir yükseliş devam ediyor. Bu grafikten oynuyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Yani çizgiler sürekli değişiyor. Yani şurada tertemiz bir düşen trend çizmiştim ben. Bakın kaydırmışlar yine. Ya bu dominansta hep yapıyorlar bunu arkadaşlar. Şöyle dursun bari. Yani bu noktadan beridir yükseliş bekliyoruz biliyorsunuz. Bir türlü düzeltme gelmedi. Bir türlü düzeltme gelmedi. Ha bakın bu çizgi de kaymış mesela. Onu yeniden çizmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Yani bu yeşil kırıldığı vakit işte o zaman altcoin rallisi başlar diye düşünüyorum. Şu an bayağı derinde, 42 seviyelerinde. Ama ilk etapta destek olarak 46-54'ü takip edebiliriz. Altında günlük kapanış gelirse kademeli olarak böyle bu destekleri test ede ede düşeceğini düşünüyorum. Yükselişlerde de 48'i takip edeceğiz. O da yeşil renkli yatay çizgimiz. Burada tepe yapıldı. Günlük kapanış yapıldı orada. Daha sonra da şu iki mumun arası gördüğünüz gibi. Orada sıradaki direncimizdir. 48 bölgesi. Yani dominans böyle yükselmeye devam ettikçe maalesef altcoin'lerde hareket göremiyoruz. Maalesef göremiyoruz. Burada da bir oynama olmuş. 48.95 orası da potansiyel hedefler arasında. Yani orayı da kırarsak arkadaşlar 48.95'i üzerinde günlük kapanışlar daha sert yükselişler gelebilir dominansta. 54-55 bandına kadar gidebilir örnek vereyim. Umarım günlükteki kırılan direnç fake olur. Desteği kırarız ve düşüşe geçeriz arkadaşlar. Yoksa altcoin'ler biraz daha sabrettirecek bize. Yani ne gördük? Bitcoin günlük rekor kapanışını yapmış. Güzel. Hemen uçuyor muyuz? Belli olmaz o. Destekleri takip edeceğiz. Dominansa bakıyoruz. Dominansta da bir türlü satış sinyali gelmemiş. O yüzden de altcoin'ler toparlanmıyor. Şimdi birkaç tanesi gidiyor arkadaşlar. Onu tespit etmek kolay değil. O yüzden sepetini yapacaksın. Sabırla bekleyeceksin. Sendeki coinlere sıra gelmesini bekleyeceksin diye düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.